Meydanında genç bir seçmenimiz karşımızda. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa bir genç olarak oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ben yeni oluşum partilerine veririm. Yeni oluşum partilerinden de Fatih Bey'i düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi. Evet, Yeniden Refah Partisi. Neden efendim? Hafta sonu muhteşem bir kongre yaptılar. Evet. Hem çok iyi çalışıyorlar. Üye sayıları gittikçe genişliyor. Ve şöyle bence Türkiye'nin genel geçer sorunlarına çözüm üretti Fatih Bey. Yani bunu açıklıyor. Nasıl bir çözüm mesela? Mesela ekonomi alanında büyük bir sıkıntısı var. 150 milyar bir kaynak ayırdık diyor. Bunu diyor ne diyor dış borçlanmayla ne milletimize yük ederek yapacağız diyor. Burada bariz bir çözüm var. Ortada bir fiil var yani. Dolayısıyla yeni Refah Partisi. Yani Üsküdar'da mı oturuyoruz? Yok, Üsküdar'da oturmuyorum. Pendik. Pendik'te. Peki efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı bir konuşmada CHP lideri Suriyeli göçmenleri göndereceğini söylüyor iktidar olması halinde. Biz hiçbir yere göndermiyoruz dedi. Göçmenler gitmeli mi, kalmalı mı efendim? Göçmenler gitmeli. Yani şöyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya aslında şöyle, kapasitesi kadar bakabilir. Yani çünkü kapasite açılmış. Artık İstanbul'da her taraf dolmuş. Ucuz işçi pazarı gibi bir şey oluşmuş İstanbul'da. Türkiye'nin çoğu kentinde bu böyle. Bu sefer hani sadece gençler değil, normal çalışan bir inşaat ustası da artık işçi bulamıyor Türkiye'de. Yani onlardan dolayı. Hatta İçişleri Bakanı bununla övündü. Zamanında dedi bunu dedi, doğudaki vatandaşlarımız karşılıyordu dedi bu ucuz iş gücünü, şimdi bu göçmenler karşılıyor dedi. Çok yersiz bir açıklamaydı bu. Son soru efendim, bir genç olarak ekonomik gösterge sizi nasıl etkiliyor, ekonominiz iyi mi kötü mü? Ya şimdi şöyle, Türkiye'de eskiden bundan 5-6 sene önce şöyle bir algı vardı. Muhalefet farklı bir konuyu konuşuyordu, iktidarı suçluyordu. İktidar biz bunları yaptık diyordu. İki farklı konuşulan konu vardı. Şimdi herkes Türkiye'de, ama zengin ama fakir, herkes ekonomiyi konuşuyor. Türkiye'de bariz bir ekonomik sıkıntı var. Ve bunun sorumlusu Amerika değil. Bunun sorumlusu dış güçler değil. Bunun sorumlusu işte o 2010'da, 2011'de, o 2015'lerde yapılan sıkıntılı ekonomi politikaları bugün acısı çıkıyor. Bu kadar özelleşme, yersiz özelleşme, bu kadar yapılan yap işlet devretteki büyük sıkıntılar. Yap işlet devret, tabii ki yani yap işlet devret, bu Özal döneminde de böyleydi. Milletin sırtına binmiş büyüktür yap işlet devret. Garantörlük ne demek? Geç madem biz, ben alırım o zaman. Tabii. Ben de yaparım o zaman. Nasıl biliyorsun garanti araştırıyor. Bu garanti yani. Bu garantörlük veriyorsun sen. Bunun faizi var bir de. NAS dedi. NAS açıklaması yaptı. NAS'a o projelere ödenen faizler. Dediğiniz. Evet. Yani bir tutarsızlık da var. Burada hani bu bence bu bir güç zehirlenmesinden kaynaklı bir tutarsızlık. AK Parti artık yönetemiyor efendim. Yönetemiyor. Yönetemiyor. Burada dediğim gibi ya, en başta söyledim zaten, yeni oluşum partileri. Bugünkü zaten sistemde %1'lik oy bile çok değerli olacak. Yani yüzde hani 1,5 alıyormuş. 49 basa işe yaramıyor. Yaramaz. Bak şimdi seçim kanununda bir değişiklikler yapmak falan istiyormuş. Büyük sıkıntılar var orada da. Bir korku sardı. Bir korku iklimi var. Bunun önünü almaya çalışıyor ama mümkün değil. Kazanır mı, kazanmaz mı AK Parti bu şartlar altında? Adalet ve Kalkınma Partisi kazanamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi kazanamaz. Ben çok teşekkür ederim. Size de soralım. Merhaba. Merhaba. Oyumuz hangi parti efendim? Yeniden Refah Partisi. Sizin bir gerekçeniz var mı? Neden Yeniden Refah Partisi? Yeniden Refah Partisi, arkadaşımın da dediği gibi diğer muhalefet partilerine baktığımız zaman safi muhalefet yapıyorlar. Çözüm üretmiyorlar. Yani iyiye iyi, kötüye kötü diyen bir parti aslında bizim için daha olumlu ve iyi bir parti. Bir de genç olarak, genç bir başkanın, bizim halimizden anlayan bir başkanın bizimle yani bizim başımızda olması daha iyi. Yani arkadaşım da daha demin söyledi. Burada her gün zengin ya da fakir herkes ekonomiyi konuşuyor. İkametimiz nerede? İkametim, ben normalde Sakarya'da yaşıyorum da Üsküdar'dayım. Doğuş Üniversitesi'nde okuyorum. Tamam. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri göçmenleri göndereceğini söylüyordu. Biz hiçbir yere göndermiyoruz. Suriyeliler istediği kadar kalabilir. Göçmenler gitmeli mi, kalmalı mı sizce? Göçmenler gitmeli. Yani şöyle, güvenliğin sağlandığı alanlara tekrardan geri dönmeleri gerekiyor. Yani tabii ki, çünkü ülkede ciddi bir göçmen krizi var. Göçmenden dolayı işsizlik krizi var.
Bizim kendi gençlerimiz iş bulamıyorlar. Kendi gençlerimiz iş bulamıyorlar. İşveren de tabii daha ucuza çalıştırmak istedikleri için göçmenleri kullanıyor. Evet, o yüzden... Son soruyu sorabilir miyim? Bir öğrenci olarak ekonomi nasıl, kriz var mı yok mu, siz nasıl ilgilendiniz? Ekonomi tabii ki şu anda çok kötü durumda. Malum her zaman günümüz iktidarı AK Parti'nin söylediği şu laflar vardı. Geçmişte işte yağ kuyrukları, benzin kuyrukları oluyordu. Bugün baktığımız zaman aynı kuyrukları görüyoruz. Dolayısıyla bunun çözümü de yeniden çözüm üreten bir parti olarak ben yeniden Refah Partisi'ni görüyorum. Çünkü vergisiz... Çıkış yapar mı Refah Partisi? Refah Partisi umarım ki çıkış yapar. Çünkü dediğim gibi çözüm odaklı bir parti ve her konuda bir çözümleri var. Milli kaynak. Evet, milli kaynak paketleri, vergisiz, yani halka... Ödemene sırtına vergi. Yani bir de dış borçsuz devlete yük bindirmeden... bir kaynak paketi 150 milyar dolar. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.